Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve şu anda heyecanlıyım. Niye? Normalde Sindel'ın Brutality'ni tanıtmaya girecektim Ali Günel'in hesabına, ki kendisine çok teşekkür ederim. Bir baktım Collection'da Joker var abi. Çıldırdım ya şunu görünce. Şimdi gireceğiz, bunun tanıtımına şey yapacağız. Hemen Faction Wars'a bir gidelim. Karakterimizi katalım. Yedili Savaş'a gireceğim bu arada. Çünkü anlatacağız. Bol bol anlatacağız. Joker yeni çıkan karakter olduğu için, ki çıktığı gibi yine Ali Günel dız yapmış, yok etmiş vallahi, almış hemen. Şöyle yapalım, yan tarafa ne katalım? Yine aynı bizim klasik şeyimizi katalım ya. Joker yaşasın uzun uzun. O ki onun özelliklerini bol bol göstermek istiyorum ben. Scorpion gerilerde mi yoksa ilerlerde mi ya? Onu görmediğim için en başta. Bakacağım, bir Nivus değil kankam. Bir atak üzerin. Gerçi ataktan da bulamayız ki. Tamam, ataktan bir gel bakalım ya. O, herhalde biraz daha ileride de diye düşünüyorum. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Bulalım da şunu bir tanıtmaya başlayalım hemen ya. Ulan ne oldu, bu anasını satayım? Yok mu ya acaba? Vallahi görmedim ya. Her seferinde biri göha. Tamam. Quan Chi varmış geçen. Quan Chi'yi görmemişim. Bu sefer de Scorpion'u görmüyorduk az daha. Şimdi girmeden önce, tabii ki Yedili Savaşımıza girmeden önce bir karakterimizin tanıtımına geçiyoruz. Boeing Capo Smile. Oo, isimde şeyleri güzelmiş. Yeteneklerin İsimleri çok güzelmiş abi. Şimdi kart trick, kart hilesiyle birlikte ismi, pasifinin ismi bu. Poison, Cripple ve Healing şeklinde özellikleri varmış, ki başlıyoruz şimdi en baştan. Diyor ki Joker 3 farklı şey, unique özelliğe, bu eşsiz özelliğe sahip olan kart destesine sahiptir. Ve işlem Joker her savaşa girdiğinde hiç savaşta kullanmak için bir tane kart destesi seçer. Aktifte. Bu kartları kullanmak diyor. Aktif destedeki bu kartları kullanmak şey yapar diyor. Rakibe diyor böyle bir eşsiz bir şey bırakıyormuş. Ne bu? Hasar tarzı eşsiz bir efekt gibi bir şey bırakıyor. Rakibi etkiliyor. Onu biraz sonra göreceğiz. Bu corresponding'den kastını anlayacağız biraz sonra. Ve destesinin içerisindeki kart da sınırlıdır diyor. Venom deck. Şimdi bu 3 tane kart destesi var anladığım kadarıyla. Aynen bak, 1, 2, 3 tane kart destesi var. Onu diyor muydu bu arada 3 diye? 3 demiyordu galiba ama 3 tane destesi var. Venom deck, bu efekti attığımızda the card diyor. Şaka suyuyla birlikte rakibi şey yapıyor. Toksin efekti bırakıyor anladığım kadarıyla. Zehir tarzı bir şey sanıyorsam yine. Aynen, poison üst tarafta yazıyor zaten bakın. The effect... Zehirde bu şeyden etkilenen rakip diyor. Bundan etkilenen rakip %50 şansla vuruşlarını kaçırır, saldırılarını kaçırır ve küçük miktarda zamanla vurulan hasar, hatta damage over time yer diyor. Yani canının %50 bir kısmını kaybediyor ama ufak bir hasarmış bu. Aynı poison tar şey bizim bleed şey fire tarzı değil yani, o tarzlardan değil. Bir destesi daha var. Kırmızı destesi. Patlayıcı kart rakibe orta miktarda hasar vuruyor anladığım kadarıyla ve belli bir süre için özel yeteneklerini rakibin vuruşlarını şey yapıyor. İptal ediyor. Special ataklarını kilitliyor. Crippled, aynı Crippled üst tarafta gene yazıyor bakın. Ve %50 şansla bir dakika bir dakika. Rakibin %50 şansla zırhını veya silahını yok etme şansına sahip, ki bu Tanya'da vardı. Tanya ekipman siliyordu direkt. Bu da öyleyse eğer, ki öyle yapıyorsa, şu an oyunun kaderini hayvani derecede değiştirecek bir karakter haline geliyor demek. İnanılmaz değiştirir hem de. Bu çok çok inan çok güçlü bir pasif bu ya. Yani yine kulede kullanabileceğiniz bir The Joker Ace of Knaves. Bu arada şey değil, Mortal Kombat olarak falan gelmemiş ve Nomad sınıfında. Onu tanıtacağım. Nomad'in ne olduğunu açıklayacağım birazdan. Rakibin zırhını ve şeyini siliyorsa, bu arada hocam çok sıkıntı. %50 şans bir de çok yüksek be. Vallahi çok yüksek. Kırmızı kartı bol bol büyük ihtimalle kullanacağız. Biz mi seçiyoruz artık orasını bilmiyorum ama. Neyse, Buzzer Deck diyor. Bu zilli bir şeymiş deste. Kart ne yapıyor? Rakibe ufak bir zil gibi bir şey takıyor anladığım kadarıyla ve bunu elektrikle birlikte şey yapıyor. Saldırıyor. Saldırı yapıyor. Elektrik saldırısı yapıyor. Aynı zamanda bu şeymiş. Pilli gibi bir şeymiş yani. Şarjı bitene kadar, pili bitene kadar saldırıyor. Her saldırısında daha fazla güç emiyormuş karşı rakipten ve zili kaldırmak karşı rakibi mecburen oyundan çıkartıyormuş. Yani karakteri attığınızda zili kaldırır, o mu kaldırıyor veya biz mi kaldırıyoruz bilmiyorum, onu seçiyoruz sanıyorsam. Eğer biz kaldırırsak veya o kaldırırsa oyundan çıkmak zorunda kalıyor. Yani şey gibi, aynı neydi o, Sonya Blade'deydi herhalde ya, Combat Cup takımındaki hani kırmızı kart gösterip atıyordu ya, o tarz bir pasif bu da. Ve
Gene sıkıntı pasif, bak şuna baksana, rakip şeyin Joker'in her seferinde takım arkadaşı öldüğünde %25 canını dolduruyor. Bu büyük sıkıntı Hacı Dayı. Oha ya, gene hayvan gibi bir karakter getirmişler, anasını satayım, yuh be. Bu pasifler çok ciddi anlamda oyunun kaderini değiştirecek bir karakter bu. Reptile da böyleydi bakın, son gelen Reptile de bayağı bir sıkıntı bir karakterdi. Bu da sıkıntı. Üst üste bayağı sıkıntı karakterler çıkarmaya devam ediyorlar. Ki bunları fullediğiniz zaman neler neler olacak bilmiyorum ben yani, 10. evrimi yaptığınızda. Bu arada Nomad'de sınıf yok. Her sınıfa dahil olabilir demek. Yani bunu Outworld'a kattığınızda Outworld'la birlikte birleşiyor. Hangi takım alırsanız, işte Strike Force'a, ona buna, hepsiyle birleşebiliyor. Ki Nomad şey yine vardı. Aeron Black'te de var böyle bir tane. İki tane galiba şu ana kadar oyunda Nomad var. İkincisi Joker diye biliyorum. Ki oyunun kaderini ciddi anlamda değiştireceğiz gibi duruyor. Bakalım, girelim Joker. Giriş çıkışlarda mı etkili oluyor? Onu orasını birazdan anlayacağız. Bilmiyorum hocam, pasif yani pasif anlatmak 6 dakika sürmüş artık, siz düşünün yani karakter. Oğlum çok sıkıntı lan. Vallahi çok sıkıntı Hacı Dayı ya. Mükemmel aslında hani, bilmiyorum neler neler yapacağız ama bir görelim bakalım Joker abimizin özellikleri nelermiş. Şimdi kardeş elinde sopası var, tamam. Kartı biz seçiyoruz. Güzel güzel güzel. Venom'daki mesela atalım, başlayalım. Ne oldu? Şu an kart damage overtime yiyor mu bakalım. Ha biz at. Oha biz atıyoruz. Oğlum çok iyi lan. Aşırı sevdim. Yuh. Bayağı iyi oğlum. Bunu şu an Joker's Juice. Aynen bakın, çok küçük miktarda bir damage overtime atıyor. Hatta %1 bile vurmayan bir damage overtime. Ve bunu atıyoruz. Pasifimiz neydi? Bunu attığımızda bir saniye. Venom deck'te rakibi %50 şansla kaçırma şansını veriyoruz. Bakalım. Kaçırmıyor kanka hiç saldırılan ama ya. Aha aynen bak, iki kere üst üste mis attı, gördünüz değil mi? Oha bayağı iyi oğlum. Çok güzel lan, pasif anlatana kadar bu arada öldük ya biz. Gerçi yaşayacağız bir süre daha. Birinci yeteneğimizi de bu arada atalım bakalım nasılmış. Oy, insanla vuruyor. Çok iyi lan. Bayağı iyiymiş, çok güzel. Çok keyifli. Bir daha Venom'dakimizi atıyoruz. Zehirledik. Oha. Oha. Birden fazla seçebiliyoruz. 3'te 9 kart kullanabiliyoruz her seferinde. Mükemmel oğlum, bu ne lan? İnanılmaz iyi. Yalnız öldük. Öyle bir sıkıntı var. Şöyle bir daha atayım canım. Mesela bunu attığımda ne oldu? Aha elektrik vuruyor bakın, o dediği olay. Şöyle bir çıkalım bu arada. Gerçi ölmeyeceğiz ama Scorpion kurtaracaktı bizi her türlü. Çok da sıkıntı değil. Karakterimiz ölse bile bir sıkıntı değil. Şu an mesela Quan Chi ölse Joker'imizin canı da olacak. Bu o yönden gene çok rahatlatıcı bir durum. Joker ciddi anlamda oyunun kaderini değiştirecek. Bu böyle yani. Mesela şunu attığımızda ekipmanını işe yaradı mı acaba? Yok oldu mu ekipmanı? Orasını bilmiyorum ama. Bir daha atayım mesela. Yok ettim bilmiyorum şu an. Armor'ını falan filan ama. Bir körlük gibi bir şey var galiba yine. Bir daha atayım mesela. Vallahi yok ettik mi orasını dediğim gibi bilmiyorum. 9 kart atabiliyorsunuz ve sürekli hasar çıkartıyor. Abi bu ne lan? Ne yapmışsınız ya? Oğlum bir daha vuralım şu birinci yeteneği. Tamam geri geleceğiz birazdan. Sıkıntı yok. İkinci, üçüncü her şeyini tanıtacağım. Hiç merak etmeyin. Ağzına sıçacağız oyunun. Oğlum. Lan mükemmel, hoşuma gitti ya. Keşke bende de olsam lan. 10. evrim bir Joker'im olsa şu an çok mutlu olabilirdim. Vallaha. Aşırı mutlu olabilirdim. Bir de ben açgözlü gibi birinci evrim bile istemedim ya. Direkt 10. evrim. Öldürmeyelim bu arada. Joker'e geçmek istiyorum. Kartımız kalmadı. Ve ölürken nasıl bir ses çıkartıyor? Yapıyor. Tamam. Güzelmiş güzelmiş. Tamam öldürelim kankam seni. Fark ettiyseniz bu arada ölmüyoruz. Çok uzun sürüyor ölmemiz. Kartlarla birlikte Joker'i seçebilirsek çok güzel olur aslında da. Ben acayip sevdim abi. İnanılmaz sevdim ki zaten Batman'de ben full Joker'ciydim. Batman'i hiç sevdiğim bir karakter olmadı Batman. Şu ana kadar hiç sevmedim Batman'i. Hep Joker'ciydim. Joker'in de oyuna gelmesi artık iyice bilmiyorum. Şu an oyunu gerçekten çok daha fazla oynayasım geldi. Bayağı iyi oldu. Çok güzel oldu ya. Şu 2. Savaşı ben Adana'dayken muhtemelen bitirmiş olacağım. Dönüşe bir kere daha 2. Savaşı bitirmiş olurum. İkinci bitirişimi gösteririm size. Çünkü ayın birinde ben Adana'ya gideceğim. 15 gün falan. Oradayım yaklaşık olarak. Ki şu buzzer'ı alalım bakalım. Buzzer'ı atalım mesela hocam. Attık. Elektrikle birlikte bakın. Damage overtime tarzı gene bir şey atıyor. Bu bataryası bitiyor şeyin. Pili bitiyor saldırısının. Ne zaman bitiyor peki hocam? Bayağı da sürüyor. Oo, 86, 84, 83. Bakın sürekli de vuruyor ha. Bir daha attık mesela. Oğlum çok iyi lan. Allah Allah. Nasıl bir karakter yapmışlar ya. İnanılmaz sevdim lan. Oyundaki bilmiyorum şu an. Aa speed aldım. What the fuck? Kartından dolayı galiba, pasiften dolayı geldi. Bilmiyorum, emin değilim.
ekipmandan dolayı gelmiş olabilir. Kartımızı bitirdiğimizde bir daha seçebiliyoruz. Şöyle atalım. Mesela kart değişiyoruz şu an. Oğlum çok iyisin lan. Çok iyi ya. İnanılmaz iyisin bak. Blokta kalamayacağız. Kıracak çünkü. Tamam, bir daha atalım. Şimdi attım. Joker's Juice'tan yine yedi. Ve olsun, bir daha geri geliyoruz. Sıkıntı yok. En kötü ihtimalle bir kere daha kurtulacağız. Şimdi ikinci yeteneğimizi bir atmak istiyorum. Onu da bir görmüş olalım. Bakalım nasılmış. Mükemmel. Devam 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 devam. Hadi. Oğlum çok güzel lan. Bayağı hoşuma gitti. Çok tatlı ya. Ya siz mükemmelsiniz bak. Mortal Kombat'taki gibi bu yönden. Şu an gerçekten tebrik edesim geldi. Ellerinden öpülür. Şu karakteri kim tasarladıysa. Mükemmelsiniz acılar. Çok iyi yapmışsınız. Mükemmel iş çıkartmışsınız valla. Normalde pek övmüyorum sizin yaptığınız işleri. Ben sevmiyorum aslında ama bununla gerçekten şu an kalbimi fethettiniz. Mükemmel olmuş. Çok sevdim abi. Aa, öldük ama o kötü oldu. Kötü oldu. Ihı diye çıktık. Şunu da atayım direkt. Hemen Joker'le bir daha oynamak istiyorum. Şimdi devam edelim. Valla darısı sizlere bizlere olsun. Ali Güner de şu an var. Ali Güner tadını çıkartacaktır bu karakterin. Valla çok güzel ya. Çok güzel abi. Çok mükemmel sevdim. Ama işte keşke herkes açık paketlere getirirse. Tamam, bari sınırlı getirin hacı. 20 paket, 30 paket getirin. Yani şu an hazır Furkan cepteyken, Furkan olduğu için şu an paket açabiliyoruz. Yani Furkan'la olur da ileride bir gün işte irtibatımız kesilmiş olursa paket açamayacağız demek bu. O yüzden şu an gelse güzel olur mesela. Yeni paketler falan geldiği gibi, o yüzden size çekmeye çalışıyorum ben. Şu anki paket bok gibi, o yüzden açmayacağım. Size de açmanızı tavsiye etmiyorum. Ne de Elite Outlaw pek vardı ya, o güzel değil, açmayın abi. Yani tavsiye etmiyorum, daha doğru söyle söyleyeyim. Şununla bu sefer başlayalım. Ekipmanını, Armor Destroyed yazdı bakın. Şu an fazla fazla hasar yiyecek sanıyorsam. Giydiği zırh şu anda yok oldu. Oğlum çok iyi lan. Bir daha atalım bakalım peki. Mesela weapon. Oğlum weapon, weapon değil. Şu an silah da yok oldu. Baya baya şey yapamıyor abi, karşı koyamıyor. Bir daha vurduğumuzda bir şey yok edemiyoruz artık. Daha kalmadı zaten. Buzzer'ımızı atalım hemen. Çok güzel. Bu arada çıkamıyoruz. Niye öyle oldu bilmiyorum. Yerimize mi sabit? Outsider. Outsider yemedik bakın. Oha! Çıkartamadı bizi. Vallahi çıkartamadı bizi. Şöyle bir şey yapayım. Oğlum nasıl çıkartamadı lan? Outsider atamadı bize, fark ettiniz mi? Mükemmel. Nasıl lan, pasifini bozuyor karakterin. Bayağı iyi değil mi oğlum lan? Şunu bir daha at. Şu an birazcık da kör ettik. Buzzer'da ikimiz var. Joker's Juice'umuz var. Ki Buzzer'da ikimiz kalktığı anda karakter çıkmaya zorlanıyor ama şu an zorlanacak mı orasını bilmiyorum. Bir bekleyelim bakalım. Azıcık o pasifi de görelim. Şu zili kaldırdığında bakalım ne oluyormuş. Çıkmaya zorlandı mı şu an? Anlamadım ama Outsider bu arada şeye attı ya. Quan Chi'ye attı. Şeye atamıyor ama, Joker'e atamıyor. Joker'e atamıyor abi. Ne kadar garip lan. Vallahi atamıyor. Şöyle bir şey yapalım. İkinci denemizi bir daha atmak istiyorum bu arada. Yapma. Ay, kaçırdım lan. Vallahi kaçırdım. Oha! Lan o yetenek doluşu. Sol alta bakar mısınız be abi? Şimdi izleyin. Sol altı izleyin. Bak bir dakika. Sol altı görüyor musunuz? O doluş. Hacı galiba ekipmanla alakalı. Bak bak, doluşa bakın. Oğlum hala çok hızlı doluyor lan. O ne? Perma yetenek atabiliyor karakter. Yani sürekli olarak yetenek atmak. Bilmiyorum ya. Gerçekten çok sıkıntı. Acayip iyi ya. Çok sevdim abi. Lan bitiremedik ama harbiden öyle ya. Baktığınız zaman baksana abi. Karaktere o kadar güzel özellikler katmışlar ki. Hani hem oyunun kaderi değiştirebiliyor, hem öldüğünde can yeniliyor. Bilmiyorum, hem zehir atıyor, elektrik şok veriyor, ekipman kırıyor. Çıldırırsın ya, can yeniliyor. Her şey var lan. Her şey var yani. 10. evrim yapan gerçekten inanılmaz rahatlayacak bu karakteri 10. evrim yapanlar. Çok keyif alacaklardır diye düşünüyorum. Şu an mesela şunu bir seçelim. Şu an ateş efektini yememize rağmen hayvan gibi birinci tenemizi dolduruyoruz. Dolmaya devam ediyor. O bana saldırdığında doluyor. Rakip saldırdığında hayvan gibi dolduruyoruz. Evet. O ne alaka ya? Yuh lan. Bayağı iyi değil mi? Can yenilememiz de var bu arada. O yüzden sıkıntı yok. İki kere de kurtulacağız zaten. Üçüncü yeteneği birazdan göreceğiz. Şunları bir atayım ben. Tamam. O ne lan? O bok ne ya? Şu şey ne? O dız yapan cız diye bir ses. Buzzer. Buzzer bu değil herhalde. Şu üstteki bok ne ya, böcek? Allah Allah. O ne lan? Senin pasifinle alakalı bir şey değil. Ekipman mı acaba? Ekipman olabilir. Bilmiyorum. Şu şey, dur dur, neydi? Melina'nın şey sanıyorsam.
Olabilir. Bilmiyorum ya. Karakterleri sürekli şeyleri değiştiği için artık. Yalnız kurtulamadık. O biraz şey oldu. Üzücü oldu. Jokerimizin canı da doldu bu arada. Böyle bir şey yapalım. Yenilmek istemiyorum. O yüzden biraz ciddiye alalım şunu. Şöyle bir şey yapalım. Joker'le direkt girelim, öldürelim. Geçtim. Öldür abicim. Tamam. Buzzer'ımızı da atalım şöyle bir. Güzel. Bir daha hemen şunu at. Ama atamadık. O kötü oldu. Öldük mü abi? Vallahi öldük gibi. Oo, öldük. Çok kötü oldu. Vallahi yenildik gibi duruyor bu savaşta. Ulan kötü oldu ya. Dikkatsiz oynadım bak. Kötü. Anasını satayım. Heyecandan şey yapamadık da. Oyun kontrolünü yapamadık. Belki biraz zorlarız. Bilmiyorum ama çok zor. Çok az vuruyoruz. Ve block breaker'ımız yok. O yüzden daha da bir sıkıntı. Belki yeneriz. Şöyle bir zorlayayım bakalım. %10. Yapma be oğlum. Pasif var mı şey? Ah be. Ulan kalkan olsa yenmiştik bu arada. Neyse tamam. Ben hemen diğer savaşa gidip geliyorum. Şöyle bir tane üçlü savaş başlattım bakalım. Hemen girelim. Üçüncü yeteneğimizi atalım. Tüm zaten şu an anlatmadım sanıyorum. Bir şey yok. Ekipman olarak Joker'in ekipmanı var mı bilmiyorum. Varsa bunlara da ileride tabii ki bakarız yani. Tanıtımını falan yaparım ekipmanların. Joker ekipmanının daha doğrusu. Yeni gelen ekipmanının da aynı şekilde. Mükemmel duruyor yani karakteri. Zaten siz de kendiniz şey yapabilirsiniz. Yorumlayabilirsiniz. Sizin yorumlarınızı da bu arada görmek istiyorum yorumlarda. Yorum kasma çabasından değil. Hani oyunun gidişatı hakkında. Bence çok güzel bu. Çok iyi etkileyen şeyler. Yani bu tarz yenilikler getirmeleri gerçekten çok hoş. Karşıya gelince sinir eder mi? Eder tabii ki. İkinci savaşta büyük ihtimalle 10. evrim bir Joker göreceğiz ama. Yine de yalnız ölmeyelim acı dayı. Çok fazla vurdun sen ya bize. Vallahi 3. yeteneğimizi direkt atıyorum bu arada. Attım acı dayı. Bakalım nasılmış. Tamam. Oo, biraz katilimsi. Evet. Of of of. Neler neler diyorsun. Oy oy, psikopat yapmışlar. Oğlum bu ne lan? Çok iyi. Acayip iyi. Çok güzel olmuş. Aşırı sevdim. Her şeyi çok güzel ya karakterin. Vallahi uğraşmışlar. Harbiden uğraşmışlar karakterle. Mükemmel olmuş abi. Elinize sağlık. Vallahi elinize sağlık. Şöyle bir daha geçelim Joker'cimize. Kartımızı alalım. Hem birinci yeteneğimizi atarken şöyle bir of fazla da vuruyoruz. Çok güzelsin ya. Vallahi çok güzelsin. Hadi bakalım. Her şeyini şu an galiba tanıttık karakterin. Şimdi eğlencesine bakacağız. İki savaşımız kaldı. İki savaşta eğlene eğlene bir savaşalım bakalım. Devam edelim şöyle. Bronz takım geldi karşımıza. Kankam hiç şansının olduğunu düşünmüyorum bu arada bronz takımla yenme şansının. Yani hele bu takımı imkansız gibi bir şey. Bu arada şeyini tanıtacağız diye öldük ya. Şu an yavaş yavaş tanıtmaya çalıştığım için. Yani Tryhard Mort'ta oynamıyorum. Kendimi Mort'ta mı? Mort'ta dedim galiba. Bok gibi Türkçe yine. A0 Türkçe ile konuşmaya başladık. İkinci gün abi olduk gene. Şöyle bir alayım bakalım. At şunu. Tamam. Bunu bir daha atalım. Bayağı da vuruyoruz bu arada. Şu kartlarla da bakın. %61. 54. 43. Yuh lan. %11 vuruyor be. Bayağı iyi. Çok güzel ya. Mesela bununla kaç vuruyorsun? 3 vurdu. %3. Artıyor mu gittikçe bana böyle geldi? Atamadık bunu. Mesela bunu vursak 96. Yok. Çok da fazla artmıyor gibi ama. Devam edelim bakalım şöyle. Üçüncü yeteneği bir daha atmak istiyorum bu arada. Onu da atabilirsek çok tatlı olacak tabii ki. Devam edelim şöyle bir. Bir daha bir şöyle atalım kartımızdan. Tamam. Power Drain var. Power Drain var. Allah kahretsin seni ya. Ne güzel doldurmuştum o kadar. Şerefsiz. Bir daha attı bir de. Şerefsiz ya. Bu arada hayvan gibi doldurma. Evet abi ekipmandan dolayı. Bakar mısınız abi? Üçüncü yeteneğin doluşu gördünüz mü? O ne oğlum ya? Of yine psikopatlığını yapıyor. Çok güzel lan. Of 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 of. Neler 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 neler. Ay parampaç etti. Şu gülüşü de yapmışlar. Çok güzel oğlum. Çok güzelsin ya. Mükemmelsin kardeş. Çok beğendim ben seni. Atalım şunu zehirimizi koyalım. Kart sanırım seçemiyoruz. Bitirdik kartları ayı gibi. Bakayım. Aynen bitirmişiz abi. Öküz gibi ata ata bitirdik valla. Kimle vuruyorsun bu arada? Leatherface mi lan o? Aa, bir dakika. Bir bakayım hele. Yok sandalyeli birisi bu. Hikayeyle mi alakalı? Valla engelli sandalyesinden birisini alıp vuruyor ama. Bilmiyorum yani. Kafası da şeyli maskeli. Örtülü daha doğrusu. Garip bir şey takmışlar kafasına. İşe geçirmişler. Valla bilemedim ama. Karakterin detaylarını artık daha da öğreneceğiz tabii ki. Karşımıza kulede bol bol çıkacaktır. İlerlerde göreceğizdir bunu tahminimce. 100. savaşta katarlar büyük ihtimalle. 100-140 daha doğrusu 100. 110'da gelebilir belki. 100'de gelmeyecek gerçi. Dur lan 110'da boss geliyor.
Şu an normal kule olduğu için 110, 130, 150 diye gidiyor. Tekli onun katlarında. Öyle gidecek. Bakalım. Yani. Şöyle bir gel bakalım oğlum. Sana biraz daha vuralım. Bu pasifimiz çalıştığında bu arada ekipman pasifi gerçekten mükemmel etkiliyor. Şuna bir armor'unu yok ettik. Bir daha atalım. Ve silahını da yok ettik şu anda. Abi mükemmel ya. Vallahi mükemmel. Yalnız şunu çok fazla atıyorsun. Yapma. Sinir ediyorum beni. Birinci yeteneğimiz direkt. Atalım. Block breaker'ımız yok galiba. Shield breaker'ımız var onun yerine. O da çok güzel. Bayağı bir iş yapar. Gayet güzel abi ya. Tamam. Çıkacaksın mı? Çıktın. Tamam. Şöyle bir atayım ben sana şunu. Ki Power Drain de uyguluyoruz aynı şekilde. Mükemmel gerçekten. Bu arada kombonun devamı var. O yüzden baya baya iyi. Öldük mü lan? Bayağı da vurdu anasını satayım he. Şunu bir atayım ben sana kanka. Bu şeyi güçlü. JD güçlü adamın. İkinci tenemizi bir daha atmak istiyorum bu arada. Bir süredir atmıyoruz onu. Joker çarptı, çıktı. Kurtarmaya çalıştığı için Scorpion. Gireceğim geri. Konuşamadım yine, çarpıldım gittim ya. Kodumuzda ne olsun? Maske olsun ya. Böyle verelim bakalım. Pat 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 vuruyoruz. Ve şunu da vurduğumuzda pat. Güzel. Stun da bırakıyor. Yerdeyken mi? Stun artı sniper. Oğlum bu ne lan? Bir sürü efekti var ya karakterin. Baya baya tatlı. Şunu da attığımızda öldürüyoruz büyük ihtimalle. Engelli sandalyesindeki adam da vuruyor. Terbiyesiz Joker. Şunu bir daha al bakalım oğlum. Şunu da attık mı? Artık gidiyor mu kanka? Gittin galiba, gittin. Evet. Valla çok aşırı eğlenerek oynadığım bir karakter oldu. Gerçekten hani Reptile'da da çok çok fazla eğlenmiştim. Bunda da çok çok fazla eğlendim. İki karakterleri üst üste çok mükemmel işler çıkartıyorlar. Çok güzel oldu abi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. Video hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.